Sevgili dostlar, programımız devam ediyor. Bugün hamile annelerin, emzikli annelerin ve onların minik bebeklerinin yaz mevsimi beslenmesinden bahsediyoruz. Etlik Lokman Hekim Hastanesi'nde diyetisyen Betül Yalçın Hanımefendi ile birlikte. Betül Hanım, ikiz bebek bekleyen anneler, hamile anneler, onlar ne yapmalılar? Onlar için ekstra bir menüye ihtiyaç var mıdır? Nasıl olmalı günlük Aslında programın beslenmeleri? ilk bölümünde de söyledik, hani hamilelik demek iki kişilik yemek demek değildir. Hele de ikiz ya da çoğul Üç gebeliklerde kişilik çocuk yemek sayısı olmamalı. kadar daha fazla yemek değil. Tabii ki şöyle bir durum var. Annenin taşıdığı ağırlık arttıkça, kazandığı ağırlık arttıkça alması gereken enerji miktarı artar. Şöyle örnek vereyim. Normal bir gebede, yani sağlıklı bir gebede 300 kalori kadar ek yaparken biz çoğul gebelikte 500 kalori kadar ek yapıyoruz. Yani aslında 2 ile 3 ile çarpmıyoruz annenin alması gerektiği enerjiyi. Bu nedenle aldığı her şey yine dengeli olmalı. Fakat sadece süt veya kalsiyum içeren başka bir yiyecekten daha bol tüketmesi iyi olacaktır. Bununla beraber yine sebze meyve tüketimi o oranda iyileşmeli. Yani özellikle çoğul gebeliklerde daha çok yaşanılan bir sıkıntı annenin şekerinin daha fazla düştüğü. Çünkü normal gebe bile tek bebekle şeker düşmeleri yaşayabiliyor. Ama çoğul gebeliklerde bu biraz daha sıkıntı. Annenin düzenli aralıklarla beslenmesi daha önemli. Yani ne dedik? Meyvelerini aralarda tüketmesi, yemeklerden hemen sonra değil de aralarda tüketmesi. Bununla beraber tatlı tercih olarak sütlü tatlılar tercih etmesi. Yani normal annelerden, hani gebe annelerden ekstra bir farkları yok diyorsunuz. Aynı beslenme şeklinde devam edecekler. Aynen öyle. Yani dengeli beslensinler, yeterli ve kendileri için olumlu kilo alsınlar. Yani biz çoğul gebelik bekleyen annede 30 kiloya kadar kilo alımı görebiliyoruz. Bu kadarın aslında hiç gerek yok. Yani çoğul gebeliklerde de 16-18 kilo arasında kiloyu sabit tutabilmek gebelik sonrası dönemde de işimizi çok kolaylaştırıyor. Bu nedenle hani savurur şekilde değil de yine kontrollü besin tüketmek bizim için gerekli. Hamilelik öncesinde yeterli ve dengeli beslenemeyen anneler hamile olduktan sonra da yeterli ve dengeli beslenmemeye devam edebiliyorlar. Bu durumda nasıl sıkıntılar ortaya çıkıyor Betül Hanım? İşte aslında biz bu durumda Nasıl devreye hastalıklar? Girmek istiyoruz. Diyoruz ki eğer anne yeterli beslenemediğini düşünüyorsa mutlaka bir beslenme uzmanına görünmeli. Aslında öncesinde yapmak gerekiyor değil mi Aynen bunu? Öyle. Zaten son zamanlarda hep planlı gebeliklerle karşılaşıyoruz ve annelerin aslında yetersizliklerinin olup olmadığını gebelikten aylar önce baktırması. Yani demir eksikliği var mı? Folik asit Bunlar yetersiz çok mi? önemli diyorsunuz. B12 yetersiz mi? Demir depoları ya da D vitamini nasıl? Tiroid hormonlarında bir sıkıntı var mı? Annenin eğer planlıysa bunları değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle son zamanlarda nöral tüp defekti dediğimiz zihinsel bir rahatsızlık var. Bebekte bunun gelişimini önlemek için mutlaka folik asit desteği başlamalı. Yani bir aile planlaması yapıyorlarsa onlar zaten size yönlendireceklerdir değil mi? Muhakkak takiplerinin yapılması lazım. Evet, mutlaka gözden geçirilmeli. Ama gebeliğin ilk 1-2 ayı da geç değil bize başvurmak için. En azından sağlıklı beslenmeyi nasıl yapacakları konusunda İnternetten araştırabilirler ama internetteki her bilginin güvenilirliğini bilmiyoruz. Çok farklı şey söyleniyor çünkü. Bu nedenle doğrusunu bilen ya kadın doğum doktorlarına ya da biz beslenme uzmanlarına danışabilirler. Bu dönemde özellikle yaşanılan sıkıntı protein alımının yetersiz olması. Annenin iştah ya da bulantı sıkıntısıyla yeteri kadar et veya et yemeği tüketememesi bebeğin çok düşük doğum ağırlıklı doğmasına sebep oluyor. Ya da erken doğum risklerini arttırabiliyor. Bununla beraber demir eksikliğinin yaşanması, annede kansızlıkla beraber bebekte de aynı sıkıntıların yaşanmasına, hatta bebekteki durumun... Yani dediğiniz durumu, genlerine geçiyor değil mi bu aynen şekilde? Öyle. Yani söylediğimiz şey aslında anne plasenta yoluyla bebeği her şekilde besliyor. Yani hem yedikleriyle besliyor hem de vitamin mineralleriyle. Özellikle kalsiyum yetersizliğini şöyle değerlendirelim. Anne yetersiz beslenmiş, hamile kalmış ve kalsiyumu yetersiz alıyor. Bu durumda bebek bencil bir şekilde aslında anneden kalsiyumu çekiyor kemiklerinden. Fakat doğum sonrası dönemde ya da ilerleyen yaşlarda bu annenin osteoporoza yaklaşma riski çok artıyor. Yani o kemik erimesi vesaire. Diş çürümelerinin sebebi de bu değil mi? Aynen öyle. Yani eğer anne yetersiz zaten besleniyorsa bir de üstüne bebek geldi. Tek tek artık dişleri kemirmeye başlıyor kalsiyum eksikliği. Bu nedenle her şeyin farkında olmak, her şeyi yeterli tüketmek ama abartmamak lazım. Abartmamak derken de şeker özellikle. Yani şeker hani bebek beslensin, bebek kilo alsın ya da bebeğe yarasın diye annenin şerbetli tatlılar yemesi, bal kaymak tüketmesi. Betül Hanım,
un, tuz, şekeri duyuyoruz. Bunlar da yine hamilelikte de aynı şekilde. Şeker dışında una da aynı şekilde dikkat etmesi gerekiyor, tuza da. Çünkü şöyle, unun içerisinden aslında aldığı karbonhidrat öğütülmüş ve tamamen posasından arınmış bir karbonhidrat. Ve vücudumuz bunu aldığında direkt şeker olarak algılıyor ve diyor ki ben bunu ihtiyacım için kullandım. Bunun artanını artık depolayayım. Yani aslında bebeğe de göndermiyor. Direkt annenin kalça basen bölgelerinde yağlanmaya sebep anne olacak şekilde gönderiyor. Anne de sanıyor ki gerisi bebeğe gidecek. Gidiyor. Aynen Halbuki öyle. Bebek de ihtiyacı olanı alıyor sadece. Aynen öyle. Çünkü aslında bebekler doğduğu andan itibaren çok akıllı varlıklar olduğunu söyleyebiliriz. Anne karnındayken de öyle. İhtiyacı olanın fazlasını almıyor. Özellikle gebelikte şeker tüketimi 24-26. Haftalarda gebelik şekerinin çok yükselmesine, annenin şeker konusunda sıkıntı yaşamasına sebep oluyor. Daha sonra oluyor. Kronik bir hastalığa sebep olabilir mi? Doğum yaptıktan sonra kalıcı bir rahatsızlığa. Şöyle, o dönem içerisinde artık son zamanlarda çok sık görünüyor. Eskiden belki ayda bir kere görürken şu an günde iki kere gestasyonel diyabetli anne görebiliyoruz. Bu da şöyle, gebelik bittiğinde genellikle o anda sonlanır gebelik şekeri. Fakat anne eğer beslenme alışkanlıklarını düzeltmediyse ve bebek çok yüksek ağırlıklı doğuyorsa, biz makrozomik bebek deriz ki 4 kilonun üzerinde doğan bebeklerde şeker araştırılması mutlaka yapılmalı. Devam edebilir bazı bireylerde. Yani o bebeğin o kadar kabul etmesi plasentadan, yiyecekleri, o gıdayı o kadar kabul etmesi ve 4 kilo üzerinde doğmasının sebebi annenin kendini bu şekilde ayarlaması mı? Evet. Yani aşırı gıda alması. Yani şöyle düşünün, diyoruz ya bebek çekiyor zaten ama bebeğin de çektiği miktarın daha fazlası geliyorsa bebek de çekeceğini zorluyor. Yani bebek sınırlarını zorlayarak kilo almaya başlıyor. Evet. Emziren annelere geçelim şimdi de, hamile annelerden sonra. Emziren annelerin yaz mevsimi beslenmesi nasıl olmalı? Yaz mevsiminde aslında hani emzirme gebelik sonrasında çok farklı bir dönem. Hani hayatına yeni bir şey geliyor. Evinde hiç olmayan bir şey giriyor. Aylardır beklediği bir şeyle karşılaşıyor. Yani bir bebekle karşılaşıyor. Aynen öyle ve anne buna alışırken çok zorlanıyor. Çünkü o sırada emzirmeye başlıyor. Ki özellikle vurguladığımız şey 0-6 ay arasında anne sütünden başka hiçbir besinin bebeğe verilmemesi. Ve emzikli annenin bunun farkında olup mutlaka bebeğini doğum sonrası yarım saat içerisinde emzirmeye başlaması lazım. Ve bu yaz aylarına denk geldiğinde annenin sütünü arttırmak için ekstra bir çaba göstermesi lazım. Evet, bunu da konuşacağız. Neler yapması gerekiyor? Nasıl beslenecek? Her şeyin başında anne sütü tamamen psikolojik bir olay. Yani annenin kendini ve bebeğini güvende hissetmesi ve anne sütünün bebeğine yeterli olacağını düşünmesi aslında sütünün gelmesi için ilk adım. Yani anne yok ben bu çocuğu emziremeyeceğim derse süt gelmez. Psikolojik boyutu gerçekten. Çok önemli. Yani hastalıkların da psikolojik rahatsızlıklarla alakalı olduğu gibi bu da öyle yani. Aynen öyle. Yani annenin emzirirken özellikle güvenli, ılık bir ortamda bebeğinin tenini hissederek emzirmesi ve koşulların tamamen ayarlanmış olması sütü arttırmak için birinci basamak. Çevresel etmenler önemli diyorsunuz. Önceden hazırlanmış ortam. Kesinlikle. İkincisi su tüketimi. Yani biz şekerli gıda aldıkça şerbettir, lokumdur, lohusa şerbetidir, işte baldır, pekmezdir bunları tükettikçe sütümüz artmaz. Tabii ki enerjimiz artar ama biz sütü arttırmak için başka besinlerden destek alalım isteriz. Her şeyin başı su. Yani su da az önce söyledik, hamilelerde 3 litreye kadar özellikle yaz aylarında ulaşalım diyoruz. Emziklilerde yine istediğimiz 3 aya kadar ulaşmak, 3 litreye kadar ulaşmak. Bunu söyledik, saat başı kullanabilirler, aralıklarla içebilirler, suyu içmeliler. Lohusalarla da aynı diyorsunuz. Evet, aynı. Bununla beraber diğer sıvı alımları da artmalı. Annenin şeker durumuna göre değişebilecek ya da tansiyon durumuna göre değişebilecek meyve suları, hoşaf kompostu tüketimleri, bununla beraber ayran ya da soda tüketimleri. Dediğim gibi bunlar kişiye özel aslında. Tüketimleri sıvıyı genel olarak arttıracaktır annenin aldığı sıvıyı. Fakat besin olarak da anne sütünü arttırdığını bildiğimiz bazı besinler var. Bunlar da öncelikle dereotu. Yani yeşillikler aslında anne sütünü çok güzel arttırıyor. Ama biz dereotunun her yemekten önce ya da öğünün öncesinde bir tutam alınıp çiğnenmesinin anne sütünü arttırdığını yine biliyoruz. Mutlaka tüketilmeli. Çok güzel.
Dereotunu ilk defa duyuyorum. Dereotu kullanılabilir. Hı hı. Kuru incir aynı şekilde. Özellikle bazı kürler var. Hani kuru incirlerin haşlanmış suya atılarak biraz yumuşayarak kullanılması. Hı hı. Her gün en azından o kuru incirin 2 veya 3 tane kullanılması. Ki bu da meyve hakkındandır aslında. Suya atılarak annenin olduğu zaman ki farkı böyle nedir? Hem kurusunda yumuşuyor. Hı hı. Annenin o doğum sonrası, doğum hı hı çeşidine de bağlı. Doğum sonrası konstipasyon dediğimiz kabızlık sıkıntısının rahatlamasına. Evet, çok güzel. Hem de hı hı vitamin olarak biraz daha etkinliğini arttıramamız yardımcı olsun diye. Hı hı. Yani bu da yine anne sütünü arttıran bir etkendir. Bunların dışında mevsimsel olarak belki biraz geçirdik ama bal kabağı kullanımı yine anne sütünü arttıran besinlerdendir. Hı hı. Bununla beraber çilek, eğer alerjimiz yoksa çilek tüketimi hı hı olabilir. Yaz mevsimi karpuzlar yenmeye başlıyor. Şimdi karpuzda da şeker oranı fazla diyorlar. Onun evet aşırısı da zarar diyorlar. Hı hı. Bu konuda ne diyorsunuz? Karpuz yine dediğimiz gibi toplam meyve tüketimimiz 4 porsiyona yakın olmalı. Porsiyon annede derken yani porsiyon, bir porsiyon bir dilim mi? Yani özellikle taneli meyvelerde bu çok sıkıntı oluşturabiliyor. Yani bir evet erikse eğer bizim bir porsiyonumuz 10 tane erik demektir. Porsiyon porsiyon kafada değişiyor yani. Aynen benim porsiyonum öyle ne kadar? Evet. Erik dediğimizde 10 tane erik. Çilek diyorsak şöyle küçük veya orta boy çileklerden 5-6 tane. Reçellik çileklerden 12 tane. Kirası 15-20 tane. Eğer karpuz yiyorsak bir parmak inceliğindeki dilim bir porsiyon karpuz demektir. Hı hı. Yani aslında toplamda isterse 4 porsiyon karpuz hakkını kullansın. Hı hı. Ama bugünde başka meyve yemesin. Ya da hı hı her öğünde farklı vitamin mineral desteği almak evet adına farklı meyveleri tüketsin. Bu bizim için çok daha önemli. Hı hı. Su içmesinden biraz daha bahsedelim mi? Hı hı. Onun üzerinde duralım. Yani günde kaç litre su içmeli? Özellikle emzikli annelerin üzerine akrabalar da çok fazla baskı yapabiliyor. Evet. Sütü artsın diye. Hı hı. Bunu önemsiyorlar. Farklı gıdalar verebiliyorlar. Şekerli gıdalar verebiliyorlar. Hı hı hı. İlk olarak en temel içecek nedir? Siz ne diyorsunuz? En temel içeceğimiz su. Yani sudan başka bir şey tanımıyoruz aslında. Biz besin öğelerini dörde ayırıyoruz ama bir beşincisi de sudur. Hem sağlıklı bireyde, hem anne adayında, hem de emziklide. 3 litre neden bu kadar önemli? Zaten aslında yaz sıcaklarını aldığımız kaloriye düşündüğümüzde normal bir birey yaklaşık 2000 kalori kadar enerji alır. Evet. Ve biz deriz ki her kalori başına 1 mililitre su tüketin. Bu emziklilerde değişiyor mu? Ama emziklide zaten diyoruz ki annenin enerjiyi daha fazla alması lazım. Hı hı. Yani zaten 2000 kalorinin üzerine çıkıyoruz biz. Evet. Burada 2,5 litreye kadar su çıkıyor bu yüzden. Hı hı. Bununla beraber bir de kayıp var. Bir de geçirilen dönemin stresi var. Vücuttan evet atılması gereken maddeler var. Vücudun dengesi tamamen yeniden bozuldu. Aynen öyle. Yani hormonların tekrar şöyle bir düşünün. Hani deprem geçirmiş bir vücut gibi. Tekrar yerine oturması, o enkazı kaldırması biraz süreç. Aslında bu çok keyifli olan süreci annenin biraz daha kendini motive ederek, dengeli beslenerek, yani ben kendim ve bebeğim için bir şeyler yapıyorum diyerek hı-hı biraz daha dengeli beslenmesinde evet fayda olacak. O yüzden suyu 3 litre diyoruz yani. Peki 2,5-3 litre arasında evet kalalım. Sebze meyve dışında ekstra bir vitamin takviyesine gerek var mı bu dönemde? Emziklilerde. Doğum süresince yani hamilelik süresince zaten doktor tarafından gerekli kan tahlilleri düzenli aralıklarla hı-hı yapılan anne adayı doğum sonrasında da bir kontrolden geçmeli. Hı-hı. Eğer depolarında yetersizlik var ise evet ve beslenmede sıkıntısı var ise yani bu ne olabilir? Yeterli meyve tüketemiyor olabilir, canı hı-hı istemiyor olabilir, lifli gıda tüketemiyor olabilir. Bu durumda desteklemek gerekebilir ama biz her zaman diyoruz ki önce bir denensin, ufak hı hı miktarda sebze yemeği denensin. Bir taze fasulye olabilir. Yani hı hı sebze için çok uzaklara gitmemize gerek yok. Evet. En basitinden evde olan yemeğimizden biraz tüketelim. Hı hı. Bununla beraber biraz meyve yiyelim. Çeşitlendirelim, bakliyat tüketelim. Özellikle kuru meyveler ve kuru baklagiller vitamin mineral anlamında o kadar dolu ki hı hı başka hiçbir besine, hiçbir takviyeye ihtiyacımız yok. Hı hı. Burada da şöyle düşünün, bir besin kapsül haline gelirken belirli işlemlerden geçiyor. Yani gerekirse bir jelatinin içerisine giriyor, fabrikasyondan geçiyor. Yani aslında doğal bir şey alalım derken aslında istemediğimiz doğallıkta bir şey almış hı hı oluyoruz. Hı hı. Bunu engellemek adına her zaman sebze meyveyle destek ama gerekli görüldüğü durumlarda özellikle demir depolarının çok düşük olması, çinko düzeyinin çok düşük olması, A vitamini düzeyinin çok düşük olması annelerde takviye edilmesi gereken durumlar. Evet. Şimdi sırada çok önemli bir sorun var. Diyet yapmak isteyen, doğum yaptıktan sonra bir an önce kilolarını vermek isteyen anneler var. Onlardan bahsedeceğiz ama birazdan. Tamam. Değerli dostlar, şimdi sırada Annem Kazan Ben Kepçe bölümümüz var. Onu izleyelim hep birlikte. Ardından kısacık bir reklam aramız olacak. Sonra tekrar birlikteyiz. Bizden ayrılmayın.
Merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle uğur böcek kanepe yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. Maydanoz, çörek otu, tost ekmeği, domates, zeytin, krem peynir. Kanepemizin yapımına başlayalım. Öncelikle ekmeklerimizi. Evet, peynirimizi, krem peynirimizi ekmeklerimizin üzerine sürdük. Şimdi domateslerimizi ortadan ikiye bölüyoruz. Uğur böceği şeklini vereceğiz. Evet, domateslerimizi de uğur böceği şeklinde kestik. Şimdi küçük küçük zeytinlerimiz var. Evet, uğur böceğimizin gözlerini koyduk. Şimdi zeytin parçacıklarından üzerine noktalarını yapıyorum. Evet, uğur böceklerimizi süslemeye devam ediyorum. Evet, maydanozlarımız da şöyle kenarlarına. Çocuklarınız için nefis bir kahvaltı hazır. Afiyet olsun.